Cahit, günün bu saatinde eve geldiğine göre belgeleri tercüme ettirmişsin. Benimle oyun oynamayı kes. Ben oyun oynamıyorum ki, gayet ciddiyim. Bana hemen o belgelerin asıllarını vereceksin. Neden? Çünkü ben Hakman ailesinin başı olarak böyle istiyorum. Belgelerin asıllarının bende olduğunu nereden çıkarıyorsun? Öyleyse kimde? Biliyorsun ki ben yaşlı bir kadınım. Bunağın tekiyim, bir ayağım çukurda. Sen olsan bu kadar önemli olan bir şey bana emanet eder miydin? Sana bu konuda bir tek şunu söyleyebilirim. O belgelerin asıllarını ancak ortaya çıktıklarında görebilirsin. Bu da senin için çok geç olur. Bu yüzden Poyraz'dan uzak dur. Sen de şimdi beni iyi dinle. Hemen Hilal'i ve Bahar'ı buraya çağır. Şunu da unutma. Ben düşersem yanımda Poyraz'ı da götürürüm. Baba? Annen nerede? Alışverişe çıkmıştı. Ara hemen eve gelsin. Tamam babacığım. Başka bir arzunuz var mı? Yok, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu gecikmiş yemek daveti için sizden özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Toplantılarımızın yoğunluğundan size dönemedim. Nasıl buldunuz burayı? Harika. Dediğiniz kadar var. İstanbul'da yaşayınca her an bir sürprizle karşılaşabiliyor insan. İstanbul'da yaşamak ateşli bir sevişmeye benzer. Her an heyecan verici bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Ben zaten heyecan veren bir şeyle karşı karşıyayım. Affedersiniz. Efendim? Eve mi gelmiş? Tamam. Hemen geliyorum. Bir sorun mu var? Önemli bir misafir gelmiş de sanırım eve dönmem lazım. Çok üzgünüm, kusura bakmayın. Lütfen, rica ederim. Bu nasılsa başlangıç oldu, devamı gelir. Hesap lütfen. Efendim Saadet Hanım, bir şey mi oldu? Eve mi? Hemen geliyorum. Ne oldu Bahar? Bir sorun mu var? Cahit Bey, Hilal annemle beni eve çok acil bir toplantı için çağırmış. Siz bu ailenin kurallarını hiçe saydınız. Sadece benim değil, abim Ali Sait Hakman'ın da hükmünü çiğnediniz. Senin iffetsizliğinin bedelini bu aile çok ağır ödedi. Ve hala ödüyor. Beni iffetsizlikle suçlayan sen, kendinin eli kanlı bir katil olduğunu unutuyorsun. Senden iğreniyorum. Benim elim senin namusunu temizleyebilmek için kanlandı. Ailemizin şerefini iki paralık ettiniz. Yıllardır çevirdiğiniz entrikalarla bu aileyi yıkmak istiyorsunuz. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Siz şerefli Hakman soyadını taşımayı hak etmiyorsunuz. Haddini bil Cahit. Asıl sen haddini bil Saadet Hanım. Poyraz'ı sakladığın delikten çıkartmak için 30 yıl bekledin. Neden? Çünkü Ali Sait Bey'in ölmesi gerekiyordu. Aksi takdirde ihanetinin cezasını hayatınla ödeyeceğini biliyordun. Siz ne demek istiyorsunuz? Bizimle bu şekilde konuşamazsınız. Sen kapa çeneni. Aile kurallarımızı uygulamaya kalksak hepinizi teker teker öldürmem lazım. Ama buna değmezsiniz. Bu şerefli soyadı da daha fazla kirletmeye kalkmayın. Hisselerinizi de alın ve defolup gidin bu aileden. Hangi şirketi istiyorsanız alın. İsterseniz başına Poyraz'ı, isterseniz Batman'dan getirdiğiniz bu kızı koyun. Umurumda değil. Yeter ki bunu en kısa zamanda yapın. Yapmazsanız sonuçlarına katlanırsınız. Ne var? Bu toplantıda neden ben yokum? Çünkü o toplantıda sadece Hakman Holding'de hissesi olanlar vardı. Senin hissen olmadığına göre o odada işin de yok. Çekil önümden.